Belgin? Belgin, bugün dükkanı açmayalım mı? Senin burnundaki ne öyle? Ne varmış? Yağ lekesi mi o? Hem de makine yağı ha? Dükkana mı gittin sen? 5 dakikalığına uğradım. Peki, konuştunuz mu? Barıştınız mı? Barıştık. Aramızda bir daha gizli saklı bir şey kalmayacak dedim Orhan'a. O da kabul etti. Hem bilgisi kalmamış o kadınla. Evleneceğimizi de biliyormuş kadın. Hep kıskançlığından düşmüş Orhan'ın peşine. Allah ıslah etsin kızım. Ya insanda bir parça gurur olur değil mi? Yani sonuçta çocuk seni istemiyor. Ne diye peşinde olup duruyorsun? Geceleri nereye gidiyormuş peki? Orhan'ın öncesinde kalan borcu varmış. Evlenmeden ödeyeyim de düze çıkayım diye çalışıyormuş geceleri. Ah benim hakikatli yavrum. Halasının kuzusu. Bak görüyor musun? Günahını aldık boşu boşuna. Bir sürü şey söyledik hakkında. Belgin, bundan sonra anlayışlı olmak sana düşer kızım. Anlayışlı olmam yetmez ki abla. Benim ona maddi olarak da destek olmam lazım. İyi de bu nasıl olacak ki? O nasıl iki işte çalışıyor? Ben de çalışırım. Akşamları dantel yaparım. Çeyizli kanaviçe işlerim. Dükkanda satarız olmaz mı? Yeter ki Borhan'ın borcu bitsin de ben başka bir şey istemiyorum. Güzel, iyi yürekli kızım benim. Orhan seninle evleneceği için gerçekten çok şanslı. Çok şanslı. Anne! Anne! Abim menemen istiyor. Ay, bunlar kesin barıştı. Keyfi yerindeydi. Yüzü de gülüyordu. Ay, çok şükür. Ayrılacaklar diye çok korktum. Ay, ne yalan söyleyeyim. Bu sefer gerçekten ben de çok korktum ilk defa. Sayende yastık işe yaradı. Annende daha ne akıllar var. Senin çeyizine de yastık dikeceğim daha. Aman anne. Ha, hadi hadi. Domatesleri doğra menemen için. Ben de soğanları doğrayacağım. Menemene soğan girer mi ki? Bana bak. Akıl mı öğretiyorsun sen bana? Soğansız menemen olmaz. Hadi çıksın ben. Kız! Kız nereye? Yangından mal kaçırır gibi yine öyle. Ya bugün çok dersim var. İlk dersinde sözlü geç kalmayayım ben. Görüşürüz. Kızla bir haller var ama sanki bir avuç arı durduğu yerde duramıyor. Babana haber vermeden ben bir okuluna gideceğim. Hali durumu neymiş hocalarıyla bir konuşacağım. Nerede kaldın Perihan? Ay Mesude ya ben çok heyecanlıyım. Ya bildiğin sinema filminde oynayacağım ya. Düşünsene ben. Bu imza işini ne yapacağız? Konuşabildin mi Kerim ablayla? Biz aramızı düzelttik. Ay bugünkü çekim işini kazasız belasız atlatalım da akşam ben onun ağzından girer, burnundan çıkar ikna ederim. Hem bana dayanamaz. Yani tamam öyle diyorsan. E hadi sahilden minibüse binelim bari. Ay ya. Thank you.
abimi koruyacaksın baba? Ne diyorsun sen Yavuz? Açık açık soruyorum. Daha ne kadar arkasını toplayacaksın abimin? Sen babamla ne biçim konuşuyorsun? Kendine gel. Kendine gelmesi gereken sensin. Yeter Yavuz. Dur baba dur. Bırak. Döksün bakalım içindeki zehri. Ne zamandır bunun için fırsat kolluyor zaten. Döndüğünden beri başın beladan kurtulmuyor. Bu sefer kim ölecek abi? Sıra kimde? Hayırlı sabahlar. Sen yemeyecek misin? Aç mı gideceksin okula? Dersim var. Geç kalıyorum. O küçük. Aldırma sen. Anlar hatası. Ne yaptınız Belgin kızımla? Var mı bir gelişme? Barıştık. Annem sayesinde. Menemen de geldi. Yavuz nerede? Çıktı o. Aa, 2 dakika bekleyemedi mi? Sıcak sıcak geldi menemeni. Neler duyuyorum hanım? Hayırdır bey? Belgin'le Orhan'ı sen barıştırmışsın. Hani sizin eski yastık vardı ya baba. Yüksek olan. Annem onu Belgin'e verdi. Bir yastıkta kocayın demek istedin ha? Bizim bildiğimiz, gördüğümüz bu Cemal Bey. Belgin kızımı aldım karşıma konuştum. Sağ olsun. O da kırmamış beni, dinlemiş sözümü. Ne iyi yapmışsın Neriman. Anne dediğin işte böyle olur. Boşuna bir yastıkta yaşlanmamışız seninle. Ama daha yaşlanmadınız ki. Ay deme, sanki genç kızım. Öylesin, öylesin. Ay, Cemal Bey. Şöhret, bu afişlerle böyle sermişsin yine her yana? Asacağım Üsat'ım, asacağım. Asacağım? Herkes görsün özgeçmişimi. Nereye yazacaksın? Yazıhanesine asacakmış. Bak, Belgin kızım bile biliyor. Hay yaşa. Buldun mu kalem? Evet, getirdim. Bu mavi, bu da kırmızı. Her yazı aynı renk değil Üsat'ım. Göze batmasın. Ne yazıhanesi bu böyle? Ben niye bilmiyorum? Tabii ki biliyorsun İsot'um. Recep'in kahvesi, caddenin girişinde, sağdan 2. masa sokak, tezgah yanı, no, 3 çay. Hah Şöhret, bir kahvehaneye dadanmadığın kalmıştı, o da oldu. Ne dadanması İsot'um? Lütfediyorum ben. Sanatçıyım ben, sanatçı. Saksı değilim. Yazdığım filmi görünce o zaman anlayacaksın kocandaki cevheri. Yaşa be Şöhret abi. Çok güzel yazıyorsun gerçekten. Karakterin birine senin adını verdim. Aa. Ama karakter için biraz daha zamana ihtiyacım var. Tek başıma savrulmam. Karakteri hamur gibi yoğurmam lazım. Ama bunun için biraz bütçeye ihtiyacım var. 2 simit, 1 çay. Nereden baksan 800 kuruş. Anlat bakalım, nasıl bir şeymiş bu İsmet? Adı
Nismet. Senin gibi haşin, huysuz ve hırçın. Ama yüreğinin derinliklerinde sevgiye aç. Aşka muhtaç. Yani? Bakışları keskin. Atak. Hep tetikte. Avını acımadan hop yakalayacak beni. Ben anlamadım şimdi ya. Yani nasıl menen bir insan ki bu böyle? Nasıl bir şey bu İsmet? İnsan değil ki İsotum. Kedi bu kedi. Kedi kedi. Kedi mi? Kedi ha? Kedi. Ben de burada durmuş seni dinliyorum. Al çık şu afişleri. Al al. Ver buraya. Nereye yazacaksın az? Kahvehaneye mi? Nereye? Teessüf ederim sana Bergin. Seni de kendine benzetti ya. Hanım çok iyi ettin. Sayende çocukların arası düzeldi. O yastığı götüren ellerin dert görmesin. Hayırlı işmiş. Olacağı varmış oldu bey. Hayırlı işlere başlamışken İsmet ablamla da bir konuşsan da şu Sevda'yla ilgili ne yapılabilir bir düşünseniz. Ay vallahi ona verecek yastığım kalmadı artık. Biliyorum ben. O da zor durumda. En azından bir gönlünü almak lazım kızın. Vebal almayalım daha fazla. Tamam. İsmet ablamla konuşurum. Çıkalım hadi. Bugün yeterince geç kaldık. Menemen tuzağına düştük. Kahvaltı uzun sürdü. Hadi hayırlı işler size. Sağ olasın anne. Günaydın Cemal amca. Günaydın kızım. Şöyle. Bundan sonra hep böyle göreceğim sizi. Öyle küstüm barıştım yok. Benim hayatım sensin Orhan. Seninki de ben. Artık değil. Ben evleniyorum şimdi. Belgin. Uyku çektim vallahi. Hayırdır? Kahvaltı hazırla diye tutturmadın bu sabah.
Sen hiç uyumadın mı? Ne oldu? Ne oldu kızım? Neyin var? Dün gece ikisini beraber gördüm. Kimi? Orhan'la kızı mı? Orhan öyle sıkı sarılmıştı ki kıza. Böyle sanki canının içine sokacakmış gibi. Belgin'in yerinde olmak için neler vermezdi. Doğru söylemiş. Seviyor onu. Basbayağı seviyor. Bırak sen de peşini artık. Bak dışarıda durduğun her gün zarar sana. Git teslim ol. Hem teslim olursan cezan da hafifler. Böyle kaçak göçek nereye kadar? Olmaz. Yapamam. Öylece bırakamam Orhan'ı. Suzan'ım kızım ben. Kara sevdasıyım onun. Ne olacak peki? Denemediğin ne kaldı ki? Bir bu velet kaldı. Ona bir şey olursa Orhan dayanamaz. Delirdin mi kızım sen? Ne yapacaksın çocuğa? Görürsün. Çarpayım mı çocuğu yere ha? Yeri bas! Hayır Suzan bırak çocuğu! Bulacağım. Bulacağım seni oğlum. Dünyanın öbür ucuna götürseler de bulacağım. Yavuz, seni arıyordum. Neden çıkmadın? Hiç. Notlara bakacağım biraz. Bir şey mi oldu? Evde tartıştınız mı? Canın mı sıkkın? Boş ver. Babam yüzünden mi? Gazino yüzünden mi? Demiştin ya mahalleli çekiniyor, istemiyor diye. Hayır. Mesele sadece o değil. Ailen kimin kızı olduğumu biliyor değil mi? Yalnızca abim. Onlara kızma. Benim babam nasıl benim için endişeleniyorsa abin de senin için aynı şeyi düşünüyor. Ama benim babam mahallenin sandığı gibi kötü biri değil. Ben de öyle. Söz veriyorum ailenin intibasını değiştirmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Yani kabul edecekler beni. Sevecekler. İnsan seni nasıl sevmez İnci?
Ay, kolay gelsin abla. Sağ ol Neriman. Hayırdır, nereye böyle? Ay, kısmetse birlikte yollara düşelim mi be abla? Ay, Cemal başıma öyle bir iş sardı ki sorma. Ay, illa gidin şu Sevda'nın gönlünü alın diyor. E ben de aramız bozulmasın diye bir şey diyemedim. Ya sorma. Ben de bütün gece rüyamda Sevda ile uğraştım. Ay, Sevda bu. Yapıştı mı yapışır rüyada bile. E, hakkıdır Neriman. Yani kızla az uğraşmadık, yok dostluğu var, yok bilmem ne diye. Ay, gidelim mi ziyaretine ha? Gidelim kız. Barış'a da ufak tefek bir şeyler alalım. Eve de erzak alalım. Gözümde tütüyor Berat valla. Ay, Sevda da benim gözümde tütüyor. Dur Belgin'e haber vereyim de dükkana gelsin bari. Çıkalım hemen. Tamam, tamam. Hadi. Bir yağını değiştirelim. Oğlum yağ getirsene. O bir arkadaş geçti de ona bir selam verip geliyorum. Vedat abinin selamı var. İşini çok beğendi. Bu akşam için bir araba var. Acil. Alabilir misin? Ben akşam gelince alırım. Yalnız para vermeye bir daha buraya gelmeyeyim. Ben geldiğimde alırım. İyi günler Asım abi. Nerede bu motifler ya? Hah, buldum. Aa, Sevda'nın yüzüğü. Tüh, burada unutmuş. Sevim abla, İsmet ablam bir yere kadar gitti. Dur iniyorum ben. E hadi bir bakıver. Geç abla. Dediğin gibi, daralttık eteğini. Elinize sağlık. Bugün Düz Gözlü dükkan niye kapalı? İsmet nerede? Onun bir işi vardı, bir yere kadar gitti. Ben de yukarıda motif bakıyordum. Baksana. Şuna dikeceğim. Güzel olmaz mı? Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Belgin. Sana ne diyeceğim? Çarşıda Zahireci Dursun'un hanımı yok mu? Süslü püslü bir şey hani. Yurdagül abla mı? Heh, Yurdagül. Hanımefendi evinde özel dikiş istiyormuş. Böyle her şeyi de beğenmez. Evlere özel dikime giden birileri var mı diye sordu. Benim de aklıma sen geldin. Ama bilemedim. İsmet seni evlere gönderir mi? Çok iyi olur aslında. Tam çeyiz hazırlığı zamanı. Ya, doğru söylüyorsun. Parasında aklın kalmaz. Biraz sinam ekidir, zor beğenir ama eli boldur. Sen git buna git.
Gene de bir sorayım İsmet ablam gelince. Sen bir sor. Ama bana da mutlaka haber edin. Tamam mı? E hadi, hayırlı günler. Güle güle Sevim abla. Belgin, hoş geldin. Girsene. Beş dakikan var mı? İşim düştü sana. Ay İsmet abla, ne kadar sapa bir yer burası. Yolu bile yok. Toz toprak içinde kaldık vallahi. Yavaş yavaş. Buyurun. Sevda evde mi kızım? Aa, buyurun, buyurun. Ne işiymiş bu? Ne dedi Sevim abla? Ya işte yurda Gül abla evine özel dikişe gidecek birilerini arıyormuş. Sevim abla da beni önermiş. Çalışmak istiyorum Kerim'e. Orhan tek başına girmesin bu yükün altına. El ele birlikte kalkalım istiyorum altında. O yüzden gideyim diyorum. Çok iyi düşünmüşsün Belgin. Hem çok da yeteneklisin. Eminim memnun kalırlar senden. Ama İsmet ablam ne der bilmiyorum tabii. Belki sen de gelirsen müsaade eder. Sen yeter ki iste. Ben her zaman senin yanında olurum. Halamı da merak etme. İkna ederiz. Ay, ne olmuş burada? Ay İsmet abla, ismi bu. Yanmış mı ne? Daha beklemiyordum sizi. Attınız kapının önüne öyle enik gibi, kapıyı da kapattınız. Ama tabii siz de haklısınız. Ne mecburiyetiniz var ki, değil mi? Öyle deme kızım Allah aşkına. Hakkını helal et. Bilseydik öyle davranır mıydık hiç? Ay, kusura bakma kızım ama bu biraz da senin kabahatin. Yani bahçedeki adamın Barış'ın babası olduğunu söyleseydin iş bu kadar uzamazdı. Hem İsmet ablam da kovmazdı seni. Kovmadım Neriman. Ya birlikte yaşamamız uygun değil dedim. Değil mi teyzeciğim? Yani niye kovasınız ki? Hepsi bir yanlış anlaşılma yüzünden. Sevda sizi çok seviyordu. Değil mi Sevda? Hı. Tabii tabii. Ama buna kökten bir çözüm bulmak lazım. Yani böyle bir gün sizde, bir gün bizde öyle olmaz ki. Bak, İsmet ablam doğru söylüyor kızım. Kimsenin tasalanmasına gerek yok. Ben kökten bir çözüm buldum zaten. Barış'ı satacağım. Kahve için sağ ol. Asıl sen sağ ol Belgin. Abimle barıştığın için. O kadar sevindim ki
Abimin yüzü günler sonra ilk defa bu sabah gülüyordu. Bir görsen nasıl mutluydu. Ben de çok mutluyum. Her şey yavaş yavaş eskisi gibi oluyor. Sevda da gitti. Arkasından konuşmak gibi olmasın ama laf taşıması hiç hoşuma gitmiyordu. Bir tuhaf kızdı. İnsan bir yandan acıyor, bir yandan da tedirgin oluyor. Kalkayım artık ben. Dükkan da boş kalmasın. Aa! Nereden buldun bunu? Arıyordum ben de. Senin mi? Ben de anneme soracaktım kimin diye. Benim de Sevda giyiyordu bizdeyken. Kuşağını kaybettim diyordu. Nereden buldun? Sevda mı? Allah Allah. Kimin ki bu? Şey, çamaşırları toplarken karıştı herhalde. Tutmayayım seni. Sağ ol. Ne demek? İyi ki geldin. Kızım, çocuk satılır mı hiç? Çıldırdın mı kızım sen? Ne satması? Ne yapayım abla? Sokaklarda mı kalayım el kadar çocukla? Bu da istemiyor beni zaten evinde. Üç boğaza bakamam diyor. Al yüzü burada işte, yalan mı? Benim de bana göre bir düzenim var diye dedim ama. Ama kızım, sen bir başınasın. Bu gariban da bir başına. Ne olur bir arada kalsanız birbirinize yoldaş olurdunuz. Herkesin bir düzeni var Neriman. Tabii. Herkesin bir düzeni var zaten. Bir benim yok. Yeter herkese verdiğim eziyet. Satacağım oğlumu. Ben de bir başımayım zaten. Dünya kadar da borcum var. İkimiz de kurtuluruz. Ama en önemlisi de Barış'ın babası olacak adamla hiçbir alakam kalmaz. Kızım. Evladım. Öyle ha demeyle evlat verilir mi hiç? Gel sen şu satma işini bir daha düşün ha. Kesin kararımı verdim ben Neriman teyze. Hem birkaç yere haber saldım bile. Yani sizin de bildiğiniz iyi bir aile varsa, aracı olursanız çok sevinirim. Siz iyi bilirsiniz bu işleri. Belgene sahip çıktığınız gibi iyi bir aile de oğluma sahip çıksa, analık babalık etse fena mı olur?
Çocuğun hayatı kurtulur işte. Başımızı sabit tutalım lütfen. Şu sıçrada tutalım rica etsem. Alayım. Sağ ol. Başımızı da biraz kaldıralım. Çok sağ ol. Çok zor mu rolüm? Ya... Hizmetçiye oynayacağım işte. Bak şöyle diyorum. Çay alır mısınız? Bu kadar mı? Yani şimdilik bu kadar. Ama ben bu kadarına da razıyım. Şu güne bir aksilik çıkmadan halledelim de bitsin gitsin yani. Ay. Hadi tatlım, set hazır, seni bekliyorlar. Mesude ya, ben öleceğim heyecandan. İyi şanslar. Ay. Hadi, 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 hadi. Hocam hazırız. Evet arkadaşlar, buyurun yerlerimize. Hizmetçi kızımız burada hazırda bekliyor. Sen buraları düzeltiyorsun. Leyla Hanım oradan gelecek. Evin Hanım'ı sinirli geliyor. Geldiğinde çay ister misiniz diye soruyorsun. O da senden ağrı kesicilerini istiyor. Koşarak çıkıyorsun, getiriyorsun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet 3, 2, 1, kayıt. Ah ben bilseydim bunlara sebep olacağım. Böyle yapar mıydım hiç? Şimdi Cemal'e ne diyeceğiz? Benim aklıma bir şey geliyor ama... Deli misin kızım sen? Çocuğu satmak da nereden çıktı? Çocuk senin olsa gam yemeyeceğim. Bak çalıntı çocuğu satarken yakalansam... Ne olur hiç düşündün mü? Hiç mi korkun yok senin? Orhan'ın benim olması için yapmayacağım şey yok. Bunu Orhan da anlayacak. Geçmiş olsun. Allah bir daha düşürmesin. Amin komiserim, çok sağ olun. Ben çocuğumdan bir iz bir haber var mı diye sormaya gelmiştim. İhbarları değerlendiriyoruz. Olabilecek muhitlerden bilgi topluyoruz. Şu anda bir gelişme yok. Bir adres, bir telefon bırakırsanız bir gelişme olduğunda size bilgi veririz. Tamam komiserim. Komiserim bu ev... Suzan mı yapmıştı bu evi? Yakın arkadaşının evi. Çocuğu da almış gitmiş. Kadın da anlayıp ihbar edince evi ateşe veriyor. Mahalleli çıkarıyor. Polis yetişene kadar çocuğu alıp sırra kadem basıyor. Çayınızı getireyim mi? İstemez. Ağrı kesicimi getir. Hemen hanımefendi. Kestik. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu. Bir daha deneyelim. Hemen yerlerimizi alalım. Hemen aynı şekilde.
kızın sesi var mı? Niye ki? Kız çok güzel. Kameraya da çok yakıştı. Eğer sesi de varsa tam onun için bir rolüm var. İkinci kızı oynayabilir. Evet, bir daha alıyoruz. 3. Bu hafta bu konu biter diyordum ama bitmedi. Çünkü çok didikliyorsun. Böyle bir yüzeysel baksan yetecek. Olur mu öyle şey? Hukuk dediğin ince işçilik ister. Sedat abi geldi. Gittiğine sevinir gibisin. Yarın da görüşemeyeceğiz halbuki. Dersin yok. Yok, kim demiş? Yarın eğer müsaitseniz size gelmek istiyorum teşekkür etmek için. Ailene iletirsen sevinirim. Babanla izin alabilecek misin peki? Sen onu bana bırak. Abla, Neriman. Nereden böyle? Sevda'dan geliyoruz. Haberleri çiğ değil. Çocuğu satacakmış Cemal Bey. Olur mu öyle şey? Vallahi biz de öyle dedik ama çok kararlı. Cemal Bey, benim aklıma bir çözüm geliyor ama... diyorum ki bu kıza hayırlı bir kısmet bulsak... hem yuvası olur hem de Barış'ı kurtarmış olursa... Çok iyi düşünmüşsünüz. Şöyle helal süt emmiş biri. Çocuğa babalık yapacak. Benim bir işim var baba. Bir iki saate gelirim ben baba. Tamam oğlum. Al bakalım. Hani aslında payım daha fazla ama neyse, bir iş daha ayarladım sana. Beğenmişler mi beni? Hem de nasıl. Perihan başka bir iş yapmayacak ki. Abisinin borcu için kabul etti bu işi de. Füh ya. Yani bilseydim yönetmene o kadar dil dökmezdim. Hem de ikinci kadın rolü. Yani başrolün bir altı. Şarkıcı rolü. Kabul etsin diye sesi bile var dedim. Neyse, illaki yerini oynayacak birini bulurlar. Sen kaybedersin. Hadi, güle güle harca. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu film ne zaman başlıyor? Yakında. Ama bak, iyi düşün. Adamlar fazla beklemezler. Bir de böyle çoluk çocuğun ağzıyla hareket edersen zor ünlü olursun. Onu da bil. Gel. Buyurun hocam, beni çağırmışsınız. Buyurun hocam. Perihan'la Mesut'a bugün de gelmediler okula. Güya velilerini çağırdık. Neyin nesi bu devamsızlık? Sınıf öğretmenleri olarak bilgilenseniz diyorum. Tamam hocam. Ben ders bitiminde uğrayayım evlerine. İyi olur. Son sınıflarda hiç çizgilerinden çıkmasınlar. Tamam hocam. Tarık. Zehra, senin ne işin var burada? Evrakları ne zaman göndereceksin? Hala imzaya göndermedim. Bilerek geciktiriyorsun değil mi? Boşanmak istediğini biliyorum Zehra. Başta çocuk için acele etmeyelim dedim ama artık... Artık ne? Artık ben de bir an önce nihayetlenmesini istiyorum bu meselenin. Bilerek geçiştirdiğim falan da yok. Avukattan evraklar gelir gelmez getireceğim, merak etme. Bu arada bakıcı işten çıktı. Yeni bakıcı da
bu paraya çalışmıyor. Çocuğun bütün masrafını babam karşılıyor. Sen de boşandın, her şey bitti, öyle mi? O çocuğu yapıyorsan, o elini cebine atacaksın. Neredeyse bütün maaşımı sana veriyorum Zehra. Bakıcı tutmaya hacet var mı? Çocuk büyüdü. Yakında okula başlayacak. Annen var. Sen de evdesin zaten. Ne yani? Evde oturup çocuk bakayım, öyle mi? Keşke seninle daha önce boşanmış olsaydım. O avukatını arıyorsun, o evrakları getiriyorsun. Duydun mu beni? Şunu da ütülesene kız ayrına. Yakışıyor bana, giyivereyim. Ne bu keyif? Dün o pencerenin köşesinde gözü yaşlı Orhan Yol'u gözlemiyor muydun sen? Ben birinin yolunu gözlüyorsam o kişi gelir canım. Aldı fitili gitti bizim koca karılar. Gör bak, Orhan da duyar duymaz koştura koştura nasıl gelip ayaklarıma kapanacak. Yetişti bile. Hadi aç kapıyı, aç gelsin. Hadi. İyi günler kardeş. Suzan'ı arıyorum ben. Sen olmadan çekilmez bu hayat. Ayrılık kanatır kalbimi. Mahcup bir göz yaşa düştü gözlerimden. Sen gidince anladım. Mazide kalan bir yaraydım. Belki eski bir şarkıydı. Mahcup bir göz yaşa düştü gözlerimden. Sen gidince anladım. Belki saplı bir hançerdin yüreğimde. Belki eski bir şarkıydı.